Herkese merhabalar. Hayatımızın her alanında iletişim kazasıyla karşı karşıya olabiliriz. Hem buna belki sebebiyet veren kişilerden birisi olabiliriz ya da buna tanık olan kişilerden birisi olabiliriz. Peki bu iletişim kazalarını yaşamamak adına ne yapmamız lazım? Doğru şeyleri öğrenmemiz, doğru teknikleri uygulamamız lazım. En çok iletişim kazalarının yaşandığı alanlardan bir tanesi de biliyorsunuz protokol. Protokol krizleri yaşanır, zaman zaman duyarız, tanık da olmuşuzdur. Peki nasıl aşacağız bunları? Protokol kurallarını bilerek. Bu videomda değerli izleyiciler size hem Türkiye Cumhuriyeti'nin hem ilçelerin hem illerin bir takım sahip olduğu protokol sıralamasından bahsedeceğim ve bu sıralamayı bilmek sizin elinizi son derece kuvvetlendiren ve bu iletişim kazaları yaşamanıza engel olabilecek kurallar. İlk önce başlayalım Türkiye Cumhuriyeti Devlet Protokolü. Diğer videolarımda devlet töreninden, resmi törenlerden bahsetmiştim. Devlet törenine katılanların kimlerden oluştuğu, devlet töreninin nasıl olduğunu, işte bu videomda da size devlet protokolünün kimlerden oluştuğu ve onun sıralamasının ne olduğundan bahsedeceğim. Devlet protokolünün en başındaki kişi Cumhurbaşkanı'dır. Bunu unutmayalım, olur mu? Ondan sonrasında meclis başkanı, değil mi? Yani meclis başkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanı Cumhurbaşkanı'ndan sonra gelen ikinci kişidir. Peki ondan sonra kim gelir? Değerli izleyiciler, ondan sonra başbakan gelir. Daha sonra genelkurmay başkanı diye devam ediyor. Ana Muhalefet Partisi başkanı, eski cumhurbaşkanları, Anayasa Mahkemesi başkanı, başbakan yardımcıları hemen akabinde, Yargıtay Başkanı, Danıştay Başkanı gibi, yani hukukun en üst düzey temsilcilerini unutmamamız lazım. Bakanlar Kurulu üyeleri sonrasında geliyor. Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri, Jandarma gibi, yani kuvvet komutanlarını hemen arkasında getiriyoruz. Orgeneraller, Oramiraller ve YÖK Başkanı ve elbette ki başkan vekilleri, yani grup başkan vekilleri, mecliste partileri bulunan partilerin başkan vekilleri ya da grup başkan vekilleri diyebiliriz. Onlar sıralamada bu sıralamada aşağılarda yer alıyor. Değerli izleyiciler, bu sıralamayı bilmek bize nasıl bir fayda sağlayacak? Hep yaşarız. Protokol krizlerini hep yaşarız. Özellikle konuşmacı sıralamasında ya da telgraflar okunacağı esnada ya da oturma düzeninde kimi nereye oturtacağız, sağa mı oturtacağız, sola mı oturtacağız, önde mi arkada mı oturacak gibi tokalaşma, içeri davet etme, sahneye davet etme, yani bunların hepsinin bir sıralaması var ve bu sıralamayı biz devlet protokolü, Türkiye Cumhuriyeti devlet protokolü sıralamasına göre yapmamız gerekiyor. Peki il protokol listesi birazcık daha farklı. Bir ilin en büyük idari amiri kimdir? Vali elbette ki. Dolayısıyla valiyi bir numaraya alıyoruz il protokol sıralamasında. Sonra kimler geliyor? Eğer varsa Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, yani bunlar kimlerden oluşuyor? Vekiller elbette ki. Milletvekili varsa ortamda hemen validen sonra geliyor. Eğer yoksa ikinci kim? Garnizon komutanı. Yani validen hemen sonra ikinci büyük kişi garnizon komutanıdır. Ama milletvekili yoksa. Belediye başkanı yine aynı şekilde bu sıralamaya göre vali, meclis üyeleri, garnizon komutanı ve belediye başkanı dördüncü sırada geliyor. Cumhuriyet Başsavcısı beşinci sırada geliyor. Bakın son derece önemli bir noktada rektörler, o ilin bulunduğu, ilde bulunan üniversitelerin rektörleri altıncı sırada geliyor. Rektör yardımcıları, fakülte dekanları, enstitü müdürleri, yüksekokul müdürleri hemen arkasından geliyor. Sonrasında vali yardımcıları, il emniyet müdürleri, ilçe kaymakamlıkları, ilçe kaymakamlıkları ve ilçelerde görev yapan belediye başkanları hemen onun arkasından geliyor. Sonrasında ise değerli izleyiciler, hakimler, savcılar, diğer birlikler, meslek odaları birlikleri, diğer örgütler de bundan hemen sonra geliyor. Bu sıralamaya göre devam ederseniz eğer herhangi bir hata yapmazsınız. Peki ilçe protokolü, bir ilçedeki en büyük idari amir kimdir? Elbette ki kaymakam. Yani dolayısıyla kaymakamı birinci sıraya alıyoruz. Peki ikinci sırada kim var? Yine meclis üyeleri. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Bir ilçedeki yapılacak bir toplantıda siz açılış konuşmasını kime yaptırıyorsunuz? Kaymakama. Peki kaymakamdan sonra gelmesi gereken ikinci kişi kim?
meclis üyeleri. Yani milletvekili varsa elbette ki milletvekili. Sonrasında garnizon komutanı, yine bakın, yine belediye başkanı, yani ilçe belediye başkanı, Cumhuriyet Başsavcısı, meslek yüksekokulu müdürü varsa eğer, garnizon komutanına bağlı, kuvvetlere bağlı mensuplar, emniyet amirleri, hakimler, savcılar, belde belediye başkanı, yani ilçe belediye başkanı, pardon, belde belediye başkanları ki yardımcıları, mecliste grubu bulunan partilerin de ilçe başkanları da yine aynı şekilde bu protokol listesinde 11. sırada yer alıyor. Evet değerli izleyiciler, bunları bilmemiz lazım. Bayrak protokolüne geçiyorum hemen. Bunları bildikten sonra bayrak protokolümüz nelerdir? Öncelikli olarak eğer siz bayrağı nereye koyacağınızı bilmiyorsanız ciddi bir hata yapmış olursunuz. Çünkü eğer makam esnasında, makamda kişinin bayrağı sağına mı soluna mı koyacağını bilmiyorsanız eğer, protokolü de çiğnemiş olursunuz. Makam odasında yöneticinin hemen sağında bulunur bayrak. Yani şöyle, burayı bir makam odası olarak, makam masası olarak düşünecek olursanız eğer, bayrak sağda kalacak değerli izleyiciler. Toplantı ve törenlerde yine aynı şekilde sahnede sağda, kürsüde yine konuşmacının sağında yer alacak. Kurum binasında önünde çıkarken sağda yine yer alacak. Bina önünde eğer 3 direk varsa ortada, bazen 3 tane direk oluyor biliyorsunuz, bayrak oluyor, kurumun kendi bayrağı oluyor, ikinci bir bayrak daha olabiliyor. Dolayısıyla 3 tane bayrak olduğunda Türk bayrağını ortada kullanmak gerekiyor. 4 veya daha fazla sayıda bayrak varsa en sağda, en sağ başta yer alıyor bayrak. Ama yine nerede? Binadan çıkınca sağda kalacak şekilde diyorum değerli izleyiciler. Bayrak protokolünü de sizlere aktardıktan sonra bu videomu sonlandırıyorum. Bir başka videoda görüşünceye kadar hoşça kalın.